Ekonomik soykırım CHP lideri, ana muhalefetin lideri Kılıçdaroğlu böyle tanımladı işte yaşadıklarımızı son birkaç günde. Şimdi seçim rüzgarının ardından diyoruz ya zam yağmuruna tutulmuş durumdayız. Dünden bu yana muhalefet liderleri sadece Twitter üzerinden tepki veriyor bu yaşadıklarımıza ve bu yüzden aslında birçok kişiden de onlara karşı öfke var, tepki var. Biz bunu yaşarken sadece bir tweet olarak atarak mı tepkinizi ortaya koyuyorsunuz diye. Dün Kılıçdaroğlu hiçbir açıklama yapmamıştı yaşadıklarımızla ilgili bugün gazeteci Fikret Bilaya konuştu. Siyasetle ilgili, değişimle ilgili söylediği, kullandığı ifadeler var. Yine dikkat çekiyor. Onları daha sonra getireceğiz ekranlarınıza ama önce gelin bu yaşadıklarımızla, bu zam yağmuruyla ilgili neler söylüyor Kılıçdaroğlu. Yeni ekonomi kadromuz enflasyonla mücadele yanında uluslararası doğrudan yatırımları artırma çalışmalarına hız verdi. Ekonomide yaşanan kriz sonrası acı reçete vatandaşa kesildi. Gece yarısı resmi gazetede yayınlanan kararla vergilerde artış yapıldı. Rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kararla KDV genel oranı %18'den 20'ye çıkarıldı. Temel ihtiyaç maddelerinde uygulanan KDV oranı ise %8'den %10'a yükseltildi. Ehliyet harcı dışındaki tüm harçlarsa %50 arttı. Sadece KDV'de yapılan değişiklikle hazineye 30 milyar liralık kaynak sağlanmış oldu. Arda arda gelen zamlara muhalefet kanadından tepki Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu iktidar ekonomik soykırım yapıyor dedi. Bunun adı ekonomik soykırımdır. İktidar seçimden sonra yaptığı vergi artışları ve temel ürünlere gelen zamlarla toplumun her kesimine karşı ekonomik soykırım uygulamaktadır. Hazinede hiç para bırakmadılar. 500 çeteye dolar garantili ihaleler verdiler. Şimdi bu sözlerini tutabilmek, paraları ödeyebilmek için kaynağa ihtiyaçları var. Kaynağı nasıl bulacaklar? Tabii ki vatandaşın cebine el atarak bulacaklar. Bundan sonra vergi artışları ve zamlar devam edeceği gibi milletin alın teriyle kurulmuş kamu kurumlarını da satacaklar. Vergi yağmurundan otomobiller ve teknolojik ürünler de nasibini aldı. Yurt Türkiye'ye getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için alınan kayıt ücreti 6 bin liradan 20 bin liraya yükseldi. Yılda bir kez iki taksit olarak ödenen motorlu taşıtlar vergisi ise 2023 yılı için tüm araçlarda iki katına çıkarıldı. Temel ihtiyaç malzemeleri sabun, şampuan, deterjan, dezenfektan, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve peçetede de KDV oranı %8'den 20'ye çıktı. Alkol ve sigarada ise KDV oranı %20 oldu. <laughs> Öte yandan uzmanlar vergi ve zam yağmurunun ilerleyen günlerde fırtınaya dönüşeceğini ifade ediyor. İddialara göre başta kamuya ait otoyol, köprü işletmeleri olmak üzere sağlıkta ödenen katkı payı, genel sağlık sigortası ücreti, trafik poliçeleri, trafik cezaları gibi alanlara da zam gelmesi bekleniyor. Ödediği vergilerle ülke ekonomisine katkıda bulunan tüm mükelleflerimize teşekkür ediyorum.